Kırışıklık mı var? Sarkma mı var? Leke mi var? Göz altında morluk kırışıklık mı var? O zaman hepsine iyi gelecek. Ama malzemesi de az olan ama yapımı da kolay olan benim çok sevdiğim ürünleri birleştirdiğimiz etkili bir tarif geliyor. Hadi ben başladım bile yapmaya. Bir dal aloe vera'yı kestim. Şöyle 3-4 santim kökünden ileriden kestim. Ve sonra o sarı lateks üreten sarı sıvıyı akıtmak için, cildime alerji oluşturacak sıvıyı akıtmak için bir bardak suda 20-30 dakika beklettim. Bakın o sıvıyı akıtmadan yaparsanız cildinizde alerji oluşturabilir. Sonra yıkadım. Uç kısmını attım. Yan kısmını açıyorum ki içerisindeki aloe vera jelini alabileyim diye. Dilerseniz böyle sıkma işlemiyle de bu jeli çıkartabilirsiniz. Ben böyle çıkartıyorum. Sinek ısırıklarına, yaralara, çürüklere, ciltteki kuruluğa, lekelere, kırışıklıklara çok iyi gelen bir ürün. Benim en sevdiğim ürün. Sıkı takipçiler bunu biliyor. Bu videoda, bu tarifte birçok sevdiğim ürünü birleştiriyorum ama çok kolay ürünler. Bunlar bir araya gelince etki çok fazla oluyor. Bu şekilde bir tane aloe vera yaprağından jeli çıkarttım. O yaprakları da atmıyorum. Böyle ellerinize, yüzünüze onu kullanabilirsiniz. Buzdolabına atarsınız bunu. İhtiyaç halinde çıkartıp şöyle güzelce soğuk soğuk ellerinize sürersiniz, süper olur. Bakın jeli böyle çıkarttık. Sıklaştıracağız biraz daha, böyle çekebilirsiniz. Ha derseniz ki ben de aloe vera bitkisi yok, hazır jeli olur mu? Evet, o da olur. Şimdi diğer ürün, çok seviyoruz biz bunu, Türk kahvesi. Şöyle Türk kahvesinden de bir tatlı kaşığı dolusu koydum aloe vera jelinin üzerine ve biraz sızma zeytinyağı kullanacağım. Cildimizi kurutmadan aydınlatacağız. Bir tatlı kaşığı sızma zeytinyağı üzerine şöyle bir tatlı kaşığına yakın da bal ilavesi yapıyorum. Doğal güzel bir bal bulursanız çok daha fazla olur. Şimdi bunları bir karıştırıyorum. Bakın ürünler dedim ya çok kolay ama birleştiğinde etki çok olay. O yüzden ben çok seviyorum. Çok da severek kullandığım bir tarif. Şimdi mısır nişastası. Hem cildimizin tonunu da açalım. Şöyle pink etkisini de katalım. Ölü deriyi sıyırıp şöyle canlı, aydınlık, güzel bir cilde geçelim istiyoruz. O yüzden var ise mısır nişastası kullanın. Yoksa pirinç unu da kullanabilirsiniz. Kıvamına göre nişastayı arttırabilirsiniz. Yalnız ürün bekledikçe nişasta olduğundan dolayı biraz katılaşacaktır. Çok fazla hemen ekleme yapmayın. Kıvamına bakarak onun oranını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Verdiğim ölçülerde yaparsanız gerçekten güzel bir kıvam oluyor. Tahta kaşıkla hemen ellerime sürüyorum. Bakın bu inanılmaz, cilt rengini de açıyor, lekeleri de açıyor. Anında da aydınlık bir görüntü veriyor. 20 ya da 30 dakika bekletin. Bakın çıkarttığınızda şöyle yumuşacık, capcanlı, güzel oluyor cildiniz gerçekten. Ben çok seviyorum. Şimdi ben çok seviyorum dedim ama bunu annem de çok sevdi. Hemen annemi yakalamışken bunu anneme uygulayayım istiyorum. Özellikle cildinizde lekeli alanlara uygulama yapabilirsiniz. Özellikle göz altlarına yapabilirsiniz. İçerisindeki kafein sayesinde o morlukları atacağız. Aloe vera sayesinde kuruluğu gidereceğiz. Bal var, enfeksiyon, o sivilce oluşumlarını önleyeceğiz. Zeytinyağı var, kuruluğu gidereceğiz. Bütün bunları birleştirip çok basit ve çok güzel bir tarif yaptık. Ve hemen de bozulmuyor. Bunu cam bir kaba aktarıp günlerce muhafaza edebilirsiniz dolabında. Bakın anneme sürdüm. Bunu 20-30 dakika beklettik. Ondan sonra önce ılık ve sonra soğuk suyla cildimizden bir güzel çıkartıyoruz. Kendimize güzel bir 20-30 dakika verelim. Böyle peeling yapa yapa, ovalaya ovalaya cildimizden bu kahve serumunu çıkartıyoruz. Bakın çıkartır çıkartmaz da kendiniz eminim çok daha iyi hissedeceksiniz. Haftada 2, haftada dilerseniz 3 kere uygulayabilirsiniz. Sonrasında bir aloe vera yaprakları vardı ya, onları kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz güzel bir krem kullanabilirsiniz. Cilt tipinize uygun olan, mümkünse kendi yaptığınız doğal güzel kremlerden biriyle de son aşamayı tamamlayabilirsiniz. Ben kendime çok severek kullanıyorum. Annem de çok severek kullanıyor. Umarım siz de kullanır ve çok güzel sonuçlar alıp kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Buraya birkaç video daha bırakıyorum. Lütfen beğenmeyi ve sevdiğiniz dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Hello my dear friends, use aloe vera and coffee mask and look younger. Love all of you. Bye bye.